İşte gelin işte kaynanada final başlıyor. Vay be, hoş geldin. Neşe için hoş bulduk aşkım, sen hoş de hoş geldin. Geldiniz. Efendim sizler de hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Evet. Buyurun Bülent abicim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eliniz boş gelmemişsiniz. Vallahi. Bugün ziyafet var. Ziyafet. Masaya bakmaktan hanımlara, gelinlere, kaynanalara ne bakamadım. Ne götürdün, ne götürdün geçerken? Dolmaları attın ağzına. Valla ben de attım ağzına. Yalnız Bülent abi bir çiğ köfte yapmış. Bülent abi yapmış ha. Kız Bülent abi yaptı tabii, deli misin? Gerçekten mi? Tabii canım. Aa, at bir tane ağza. Olay. Bir yaşım olaya girdim. Yani, ellerin dert görmesin. Vallahi hale. Biliyorum, kokun yanımdan geçerken gördüm. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Çok İçli tatlı. Köfte vallahi. Kimin? Huri Şeyh'in. İçli köften çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ellerine sağlık. Biz bir taneyi böyle ikiye böldük Lerzan'la yedik. Aman yarabbim. Bayıldık Gülşah'la, ağzımız açık kaldı. Zor afiyet kapattık. Olsun. Evet. Belki. O zaman biraz sonra hepsinin tadına bakacağız. Ama şimdi müsaadenizle konsepti de biliyorsunuz ki bizler onların evine yemeğe gidiyoruz. Evet. Gerçekten aç gidelim ki çok yiyelim diyorum ve... Ben diyorum ki set arkasında niye benim o kadar odamı donattılar? Çerezler geliyor, şeyler geliyor, çikolatalar geliyor. Meğerse biz orada yedirip... Bu bunları bu yedirmemek için. Onlar, İyi oldu bunu söyledin. Bize hiç çikolata yok, yeminim, çerez ben yok. Ama işte ben tabii ikram görmedim odamda. Ama tabii bu konsepti aslında ben belirlediğim için. Hani bu hafta yemek istiyorum dediğim için ben idmanlıydım. Hiçbir şey yemedim. Dün akşam da yememiş. Belirledi. Gerçekten. Ama hiçbir şey yemedim. Vallahi helal olsun arkadaşım. Çok güzel konsept belirliyorsun. Ne güzel kız. Benim kına konseptimi de sen belirle hadi diyorum. Hadi inşallah. O zaman... İlk gelin ve kaynana, Alisa ve kayınvalidesini yanıma alıyorum. Buyurun alkışlar. Birazcık Alisa, bayağı bir geriye gelin. Evet. Gizem'le Zeliha'yı da göreyim. Buyurun. Hoş geldiniz. Gülşah'ın söyleyecekleri var herhalde. Hoş geldiniz. Şöyle ki, tabii ki söyleyecek bir şeyin varsa... seni dinlemek isteriz tabii ki. Fakat bizim burada çok da ekip olarak onaylamadığımız ve de aslında çok da o bizim işte o bir kırmızı çizgimizin böyle bir zorlandığı bir durumda biraz da hani böyle kalp kırmamak adına konuyu dün biliyorsun ben burada direkt yarıda kestim. Çünkü seni dışarı almak istedim ve gönderdim. Şimdi öncelikle biz ekip olarak bir karar verdik. Verdiğimiz kararı Lerzan da konuşmasını yaptıktan sonra açıklayacağız. Bir kere bir kural ihlalin var ve kural ihlalin şu ki burada bir konsept yapılıyor ve konsepte asla hani canın istemediği için annem çıkmak, görüntü vermek istemiyor diye değil. Ekibimizdeki arkadaşımız Elif'e canım istemedi dediğin için. Bir fotoğraf getirmediğin için ve biz neye göre bakıyoruz, neye göre yorum yapacağız bilmiyoruz. Herkes özenerek geldiğinde böyle bir şey yaptı. Tabii ki bu kabul edilir bir şey değil. Birincisi böyle. İkincisi buradaki... Yarışmacı arkadaşlarınla her ne problemin varsa bunu sadece onlarla halledebilirsin. Bana surat yapamazsın, Bülent abiye yapamazsın. Çünkü biz sana yapmıyoruz.
Lerzan'a da yapamazsın. Dedim ki bir şey mi var? Bırakın dedim her şeyi. Bizimle ne derdin var? Yani niye suratımıza bakmıyorsun? Yüzünden düşen 5 karış yani korkunç bir şey. Ve burada artık iyice artık onlara olan sinirin, aslında onlara da değil, bence kendine olan sinirinden. Çünkü kendin yaptın diye düşünüyorum bunları. Evet. Onun için de ne yaptıysan kendine yaptın. Artık onların suratına da bakmayarak en son artık dün Lerzan'a böyle bir tavır sergiledim. Ve o tavrı ben burada yakaladım, aynı anda Lerzan da yakaladı. Baktım ki konu daha tatsızlaşacak. Bu da kabul edilebilir bir durum değil. Onun için seni dışarı almak durumunda kaldım. Ve bununla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü yaptığın, ben anlam veremedim. Bizimle ne derdin var, onu anlam veremedim. Bir kere sizde bir derdim olamaz. Haddim bile değil bu. Yani öyle bir şey olması zaten imkansız bir şey. Yani imkansız. Peki ne olabilir? Durumun yani, neydi bize karşı olan? Sizde aramda bir şey geçmemiş, bir kırgınlık geçmemiş. İşte biz de onu anlamadık. Yani dünkü yani durumun işte neydi peki? Bunu anlatamadım, şey yapamadım. Hiçbir şey, o imkansız bir şey. Öyle bir şey olamaz zaten. Dün de söyledim bunu da. Oturup ifade edemeden çıktığım için olmadı. İfade edemedin. Çünkü işi saygısızlık boyutuna taşıdın. Ben bir şey, hatta ben o saygısız olarak nitelendiğiniz o kelimeyi gerçekten hatırlamıyorum. Ben dün şahıslara da aşırı derecede İzleyici zaten... İzleyici hatırlarsın. Tamam, yaptığın... Lerzan da söyledi. Lerzancığım sen lütfen başla, sonra biz kararımızı hep beraber açıklayalım. Evet. Bir kelime değil, tavrın çok çirkin, çok yanlış, hiç hoş değildi. Ve Gülşah'la biz aynı anda fark edip birbirimize baktık. Çünkü insanın insana bunu yapmaya hakkı yok. Bırak bu yarışma kuralları haricinde, saygısızlık benim hayatımda tek tahammül edemediğim şeydir. Çünkü bizler sana hiçbir saygısızlık yapmıyoruz. Seni burada böyle kraliçeler gibi ekip arkadaşlarımız Gülşah, Bülent abi, ben her zaman bizim için çok kıymetli olduğunuz için senin yaptığın dün hiç hoş bir şey değildi. Ve Gülşah seni dışarı almış olmasaydı burada konuşmamız hoş boyutlara varmayacaktı. Onu hemen söyleyeyim. Ve sabah da Gülşah ve Bülent abi gelmeden önce de sana dedim ki söylemek istediğin bir şey var mı? Yönetmenimden rica ediyorum görüntüleri. Yani yaptığının farkında olmamak bence en büyük kabahatin. Çünkü düşünüyorum gece, diyorum ki Allah Allah, ben ağzımdan diyorum bir kelime mi çıktı diyorum. Hani kelimeyi merak ediyorum. Öyle bir kelime de çıkmadı. Alisa'ya diyorum, Alisa öyle bir... Hayır anne, çıkmadı. Sadece diyor Lerzan Hanım sorduğunda diyor, sen diyor farkında değilsin. Dedim ki Alisa bir kelime... Anne dedi yok. Sen dedi Lerzan Hanım sorduğunda sen yok dedin dedi. Bir daha sorduğunda bir daha yok dedin ama tepkin dedi aslında... Neye yok dedin? Resim tepki olayıydı. Tepki verdi. Şey anne dedi sen orada ve farkında bugün, değilsin. Bir saniye, bir ses saniye, tonun müsaade hatta misin? Yükseldi müsaade senin orada misin? Dedi. Fulya'cığım bak hala aynı şeyi yapıyorsun. Bugün girdiğimizden beri aynı tavrına devam ettin. Ne gibi? Ve Naciye sana burada koltukta otururken döndü, dedi ki bizlere misafir geliyorlar Gülşah Hanım, Bülent Bey ve Lerzan Hanım. İşte sen dün Lerzan Hanım'ı kırdın diye gül sen. Yo ben çok da rahatım, ben kimseye bir şey yapmadım. 10:30'da rahat rahat uyudum dedi. Tavrını devam ettirdi. Şimdi bunların hepsini tabii ki bir de ben buradan izliyorum sizi. Lerzan'ın sana bakışını ve senin tavrını. Hani bir vücut dili vardır ya, jest ve mimikler vardır. Herhangi ağzından çıkan bir kelimeden dolayı bahsetmiyorum. Ben burada, burası mahkeme de değil. Ondan sonra böyle bir şey de değil. Hiç kimse kimsenin ne sınırlarını ihlal edebilir ne birbirlerine. Biz de sana, siz de, sizler de bize. Hiç kimse kimseye saygısızlık edemez. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bu kadar hatırlamadığına göre gerçekten bir krizi yönetememe gibi bir durumum var. Çünkü bir gün öncesinden burada bir kriz çıkıyor. Ve sana ortalığı karıştırdığın durumları oluyor. Ve biz sana diyoruz ki kim aradı? Telefon açıp anlatıyorlar bana seni. Bir dakika, bir saniye. Yok o konuları Lerzan Hanım hiç dakika, konulara girmeyeceğim, söylemeyeceğim. Ama burada söylüyorsan böyle bir şey ben kabul ediyorum. Fulya senin bir uyum var. Yok bu söylemeyeceğim. Fulya bir uyum var burada. Ya burada sabah dayanamıyorum. Bravo abi. O kadar Gülşah Hanım o kadar B6 vuruyor ki. Hayır kim arıyor? Kim arıyor?
Bu kabul edilebilir bir şey değil ama Fulya yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, hakikaten de Meltem şimdi dedi ki maskeni de takmışsın kişiliğin. Şimdi bak bu şimdi çirkin bir şey. Evet. Yani konuşmaları. Evet. Bir dakika. Yani o yüzden sinirleniyor. Sen iftira atarsan ben sana her şeyi derim. İftira atmayacaksın koskoca kadın. İftira atan. Koskoca kadın iftira atmayacaksın. Beni herkes haksız bulduğun kızına diyeceksin. Döneceksin kızım sen burada haksızsın diyeceksin. Sen bana iftira atamazsın. Sen iftiracı koskoca kadınsın. Yaşından başından utan. Sen iftiracı bir kadınsın. Ne demek hocam, kastın tabii. Yani Fulya kim arıyor? Seviyen yerlerde bak sürünüyor, süpür. Kim arıyor? Kim? Süpür. Gülşah bir şey soruyor Fulya. Süpür onu. Fulya, Gülşah bir şey soruyor. Hayatım, kimin aradığını söyler misin? Ya öyle tanımazsınız. Boş verin. O zaman niye burada söylüyorsun? Dün de burada bana söyledin. Söylemeyeceğim kim olduğunu. Ama bak böyle yaptığın, o zaman tamam kimin olduğunu söyle. O zaman söyle, bir dakika. O zaman böyle bir telefon yok. Aklından mı uyduruyorsun? Ne tamam, yapıyorsun? Anlamadım. Öyle aklımdan uyduruyorum. Ya bir dakika ya. Hayır, ben dalga mı geçiyorsun benimle? Bir şey yok, söyleyemem. Dışarıda ayrısı da söylerim ama burada söyleyemem. Meltem'le alakalı seni kim aradı? Kim söyledi? Ne oldu? Bunu söyleyemem. Söyleyemeyeceğim bir şey o zaman niye burada söylüyorsun? Ertesi günü beş karış suratla kiminle, Meltem'le mi problemin var? Naciye'yle mi problemin var? Gidin bunu ya burada konuşun, halledin. Bana güler yüzlü, çünkü ben seni güler yüzlü davet ediyorum. Lerzan seni güler yüzlü davet ediyor. Bülent abi evet, güler yüzlü konuşuyor. Neticede şöyle ki, tabii ki ekip olarak bir karar verdik. Ve de bu da bizi üzen bir karardı. Çünkü biz böyle şeylere tahammül edemiyoruz. Bu gibi konularda da ben kendi şahsım adına dedim, kimseye gözünün yaşına bakmak durumunda değiliz. Zaten yönetmenim ve yapım şirketimiz ve ekip arkadaşlarımız ve masa arkadaşlarım, Lerzancığım ve Bülent abicim de aynı şekilde. Alisa, bu konunun seninle hiçbir alakası yok. Seni çok yok. Seviyoruz Alisa. Seni çok çok seviyoruz. Çok evet, saygılısın, çok hanımefendisin. Gerçekten biblo gibi bir kızsın. Hayatında da evet, bu konunun dışında sizin evinizde, hayatınızda da çok mutlu olduğunuzu ben inanıyorum. Hep de bunu burada söyledim. Daha iyi olur. İnşallah da hep daha iyi olursun. Sergen'le de çocuğunla da çok mutlu ol. Ama çok maalesef ki biz seni, Fulya'yı diskalifiye etmek durumundayız. Teşekkür ederim. Alisa'cığım, seni çok seviyorum. Her zaman bir ablan, bir ablan ve bir evet, abin olarak burada yanınızda olduğumu mutlaka bunun altını çiziyoruz. Gönül isterdi ki farklı bir durum olsun. Fakat Fulya karar aldık. Ekip, ama bu, bu yarışmadan diskalifiye olan Fulya oldu. Yani evet, biz bugün bu olayların önüne böyle geçemezsek evet, yarın artık iş zıvanadan çıkar, daha farklı daha boyutlara gider. Evet, evet. Ondan dolayı böyle bir karar alındı. Bugüne kadar katkılarınızdan dolayı, işte aramızda olduğunuzdan dolayı biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Herkese çok teşekkür ederim gerçekten. Kimseye kırgın değilim, asla kızlara da kimseye kırgın değilim. Yani sizi gerçekten çok sevdim. Aa güzelim. Biz de seni çok seviyoruz Alisa. Özellikle Deniz'i çok seviyorum. Kız gerçekten, ben de seni çok seviyorum. Gel sana bir sarılacağım, gel, kıyamam sana. Vallahi gerçekten biz seni o kadar seviyoruz ki üzülme ama her zaman bizi ziyarete gel, olur mu? Ah çok güzel, bebek suratlı. Buraya geldiğim için çok mutluyum, burada olduğum için çok mutluyum. Çünkü buraya geldikten sonra eşimle de aram daha çok çok iyi oldu yani. Eşim gördü ki böyle, yani nasıl anlatayım, böyle daha çok değer vermeye başladı. Canım benim. Gördü ki Alisa güzel kadın, gördü ki Alisa yani Alisa sonuçta... Alisa değil, başka bir şey. Sonuçta biz dışarıda yani böyle gezemiyoruz şimdi yani bizim oralarda. Yani eşim biraz kıskanç da yani biz pantolon giyer, tişört giyer, çıkarız karışmaz yani. İşim. Ama burada olduğum için çok mutluyum yani, gerçekten çok teşekkür ederim. Yani gittiğime de böyle kurallar böyle yani, yapacak bir şey yok. Devam edebilirdik ama olsun yani, yeni de yani biz... Bizim hayatımız var orada, dışarıda da biz yeni eyvallah, mutlu oluruz. İnşallah hepsi gerçekleşir. Ama burası, burada olmak beni çok mutlu etti gerçekten. Maalesef ki Fulya abla biraz daha bu krizi yönetebilseydin burada daha devam edebilirdin. Kriz yönetemedin ve bu hiç hoş olmadı. Hiç yakışmadı da sana. Ben size teşekkür ederim. Burada olmak güzeldi. Hakkınızı helal edin. Emeğiniz geçti bizde. Ekibimiz. Allah razı olsun hepsinden. Diyeceklerim bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. Yazık oldu. İddialı da güzel de gidiyordunuz. Maalesef bu yarışmadaki ömrünüz bu kadarmış. Hiç teşekkür hoş olmadı. Ederiz. Umarım bundan sonraki hayatında Fulya'cığım böyle durumların içinde olmazsın ya.
Ben senin adına üzüldüm. Gülşah Hanım, sizi çok seviyorum. Sizin için iki bir şey söyleyebilir miyim? Sevgiyle alakalı hiçbir problemimiz biliyorum. Yok. Hepimiz, ben de sizi çok seviyorum. Sadece bir şey söylemek tabii istiyorum. Ki, önce arkadaşlar için bir şey söylemek istiyorum. Bazı kişileri kastediyorum. Herkesi kastetmiyorum. Öyle arkadaşlar benim hayatımda zaten olamaz. Evet. İftiradan nefret ediyorum. Onlar iftira attılar ve bazıları, hepsi değil, olamazlar hayatımda. Başka bir şey söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben de size bir şey söylüyorum. Hayatta hep kendi yolunda yürü. Bir daha kayınvalidenin seni yakmasına izin verme, olur mu Alisa? Şimdi arkadaşlarınla vedalaşabilirsin. Hadi bakalım. Zaten konsept dışı kalmıştı. Burada hepimiz annelerimizin resimlerini getirdik. Annelerimiz hayatta olsalar bile, olmasalar bile hepimiz bir takım da olsa benzetmeye çalıştık kendimizi. Çok özel bir konseptti. Buna nazaran saygısızcaki tavrı, işte yok, ben getirmedim, istemiyorum. Bu da zaten kendini konsept dışı bıraktı. Biz nereden bilelim? Belki uyumluydu, belki değildi. Sana hiç yakıştıramadım böyle bir harekete. Keşke bir erdemlik yapıp özür dileseydin ve olaylar bu boyuta taşınmasaydı. Beni de kendi tarafına çekmeye çalıştın. Ama uyandım. İyi ki derken uyanmışım. Belki diskalifiye edilen ben olacaktım. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemiyordum. Diskalifiye edileceklerini. Kesinlikle hiç düşünmedim. Ama üzüldüm mü? Asla üzülmedim. Çünkü Fulya abla dışarıda olmayan bir şeyi her zaman, her defasında birçok kişi için varmış gibi öne taşıyıp hani insanlar izliyor diye bizi insanlara kötü tanıtmaya çalışan bir kadındı. Bu yüzden ben içimde ona karşı hep böyle bir kim beslemiştim. Ama şükürler olsun ki elendi. Hiç üzülmedim. Hak ettiğini buldu. İyi ki de adalet oldu ve bir kere daha adaletin olduğuna inandım. Hiç üzülmedim yani. Hiç. Canım, müsaade. İstediğin zaman ara Alisa. Vallahi bırakamam ben. Kısa sürede olsa tanıdım ama inan çok iyi bir insansın. Hep kalbim sende. Tamam. Allah ömür boyu mutlu olsun. Yüzün gülsün anne. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum. Ben sakın unutma. Çok seviyorum. Çok 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 çok. Kendini ezdirme kimseye, tamam mı? Ah, elini öpüyorum. Aferin. Aferin kızım ya. Aferin. Üzülmeyin, hep mutlu ol. Tamam canım benim. Alıp babam gelirsiniz. Ay kurban olurum abim benim. Her zaman, her zaman. Tamam. Alisa'ya çok güçlü bir alkış. Gerçekten Alisa'ya kalbimden üzüldüm. Tabii ki biz de böyle olmasını asla istemezdik ama burası bir yarışma programı ve buranın kuralları var. Evet. Dolayısıyla kurallara uymak durumundayız. Değil mi Bülent abi? Tabii. Evet. Peki. Çok duygusallaştık. Alisa'yı hepimiz çok özleyeceğiz. Ama dışarıda hepimizin birer kardeşi var. Arayın, sorun onu.